Evet, çözülemeyen sorular serisinde yine türevle alakalı bana gönderilmiş bir soru. Şimdi arkadaşlar, bu sorunun anlaşılabilmesi için bazı hatırlatmalar yapayım eğer unutulmuşsa. Mutlak değerli fonksiyonların türevlerine baktığımızda sevgili arkadaşlar, bir kere ilk önce şu bilgiye hakim olmamız lazım. Burada bir hatırlatma yapacağım. Bir fonksiyonun, mesela diyelim ki y eşittir x, tam orijinden geçecek şekilde olduğunu düşünelim. Y eşittir x doğrusu aslında fx eşittir x fonksiyonu olarak gösterilebilir kalemimiz. Y eşittir x doğrusu, şöyle düzelteyim burayı. Y eşittir x doğrusu. Şimdi yani bu fx eşittir x fonksiyonu aslında. Mutlak değerini çizdiğimiz zaman bunların ne yapıyorduk? X ekseninin altında kalan kısmı almıyorduk arkadaşlar. X ekseninin altında kalan kısmı almıyorduk. Onun X ekseninin altında kalan kısmın X eksenine göre simetrini alıyorduk. Yani şunu atıyoruz, sonra simetrini alıyoruz. Ve böyle olduğu zaman bakın burada sivri uçlar oluşuyor. Bu sivri uçlarda türev olmuyor. Türev yok. Şimdi bu fonksiyonun başka noktalarda türevi olabilir ama sıfırda türevi yok. Bakın, bize verilen soruda bir fx eşittir ikinci dereceden bir fonksiyon verilmiş. Bu mutlak değer içerisinde olmuş. Şöyle de olabilir. İlla ben mesela doğrusal bir fonksiyon çizdim size ama diyelim ki ikinci dereceden fonksiyonların grafikleri biliyorsunuz parabol belirtiyordu. Bunun mutlak değerini aldığımız zaman x eksenine göre yine altta kalan kısmı simetriğini alacağımız için şuralar dursun mesela. Üstünde kalan kısımları silmiyoruz. Altında kalan kısmı simetrini alıyorduk. Bakın şöyle. Şuralarda sivri uçlar oluşuyor. Bu sivri uçlarda türev olmuyordu. Ama eğer fonksiyonumuz, ikinci dereceden fonksiyonumuz bir tam kare ise, onların grafikleri ne oluyordu? Tam kare şeklinde yazılan ikinci dereceden fonksiyonlar her zaman bunlar x eksenine teğet oluyordu. Eğer x eksenine teğet olursa o zaman ne olduğunu söyleyebiliriz. X eksenine teğet olduğunda ben bu x eksenin altında kalan kısım olmadığı için simetrini alamam. Dolayısıyla sivri uç oluşmaz. Mesela şöyle de olabilirdi bu. Şöyle de olabilirdi. Mesela böyle bir olsun. Burada da x ekseninin altında kalan kısım olmadığı için simetrini alamayacağım için sivri uçlar oluşmaz. Böyle olduğunda delta sıfırdan küçük veya eşit oluyordu. Yani şurada eşit oluyordu deltası sıfır x eksenine teğet olduğu zaman. Yani şöyle açıklayayım. Bu ax kare artı bx artı c şeklinde bir fonksiyon. Bunun köklerini bulduğumuzda, köklerini bulmak ne demek? Yani sıfıra eşitlediğimizde, bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman şu kökleri buluyoruz. Böyle olduğu zaman bir tane kök oluyordu. Bir tane kök olduğunda da deltasının sıfıra eşit olduğunu söylüyorduk. Burada kök yoktu. X eksenini kestiği yer olmadığı için bu eşitlikte. Orada da delta sıfırdan küçük oluyordu. Yani bu iki durum göz önünde bulundurulacak olursa delta küçük eşit sıfır için sivri uçlar oluşmayacaktır ve her noktada türevlenebilecektir. Şimdi genel bir bilgi olarak verelim. Mutlak değer içerisinde şöyle yazalım. Diyelim ki ax artı b veya çok da önemli değil buraya fx diyelim. Eğer bu fx şu içerideki ifade derecesi olan ikinci dereceden, üçüncü dereceden, dördüncü dereceden şekilde yazılabiliyorsa, n'inci derece dersek buraya n'in büyük eşit 2 olması lazım. O zaman bu ifadelerde sivri uçlar oluşmuyor ve türevi oluyor. Şimdi bu ikinci dereceden bir ifade olduğu için az önce açıkladığım sebepten ötürü deltasının küçük eşit 0 olması lazım. Delta neydi? B kare eksi 4ac. Şimdi burada b yerine m artı 1 gelmiş. M artı 1'in karesi eksi 4 çarpı a yerine x karenin katsayısı 1 gelmiş. C'de sabitimiz. Sabitimiz de m artı 4. Bu çarpımın küçük eşit 0 olmasını arayacağız. Şimdi düzenleyelim ifadeyi. M artı 1'in karesi m kare artı 2m artı 1 eksi 4m artı 4 küçük eşittir 0 oldu. En son halini yazalım. M kare eksi 2m 4 1 daha, burası da 5 oldu. Evet, artı 5 küçük eşit 0 diyebiliriz. Şimdi bu eşitsizliğin çözümüne bakmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yazabiliriz? Aslında bu da m eksi 1'in
karesi artı 4 şeklinde yazılabilir. Tam kareye tamamlarsak şuradaki ifadeyi. Küçük eşittir 0 olacak. M eksi 1'in karesi küçük eşittir eksi 4. Evet, bir yerlerde hatamız var mı? Hemen bakalım. B kare fonksiyon gerçek sayı konsantrasyonu olduğuna göre M'nin en büyük değeri kaçtır diye sormuş. Küçük eşit ama bu tam karenin küçük eşit eksi 4 M eksi 1 karesi M kare eksi 2 M artı 1 artı 4 olarak yazdık bunu. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. Hemen düzeltiyoruz. Evet, işlemimizde bir hata yapmışız. Arkadaşlar bakın şurada şu parantezimizi koymadığımız anda öğrencilerimizi her zaman uyarıyoruz bu konularda ama bazen biz de hata yapıyoruz. İşleme dikkat edelim. Tekrar yazalım. M kare artı 2M artı 1 eksi 4M eksi 16 küçük eşit 0. Düzenlediğim zaman M kare artı 2M eksi 4M geldi. Eksi 2M oldu. Artı 1 eksi 16 eksi 15 küçük eşit 0 şeklinde oldu. Köklerimizi yazdık. Eksi 5'e 3 M'ye M. İşaret tablomuzu oluşturduk. Eksi 5, 3. Bu aralıkta olacak. Eşitlik olduğu için buradaki kökler dolu olacak. İşaret tablosu oluşturacağız. Artı, eksi, artı, artı, eksi, artı şeklinde yazdık. M'nin en büyük değerini istiyordu. Ben bunun küçük eşit 0 olduğuna bakacaktım. Bakın ya eksi olduğu yerler bu aralık. Bir de eşit 0 olduğu yerler eksi 5 ve 3 var. O zaman seçenekleri incelediğimiz zaman M'nin alabileceği en büyük değerin şuradaki 3 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar.